Amanın aman, her dereler kadının selam alır hey. Yağmur yağ, amanın aman, her dereler kadının selam alır hey. Gurbete gideni yâri el alır hey. Gurbete gideni yâri el alır hey. El almazsa amanın aman, yanar yanar kadınım kül olur hey. El almazsa amanın aman, yanar yanar kadınım kül olur hey. Aman da aman, al başımdan sevdayı hey. Genç yaşımda aman, zindan ettim dünyayı Hisarlı Ahmet, 1908'de Kütahya ilinin çekirdeğini oluşturan Yukarı Hisar'da Ayşe Hanım ile Mustafa Bey'in ikinci oğulları olarak dünyaya gelir. Çocukluğunu ve gençliğini babasının yanında kavakçılık yaparak geçirir. Gençlik döneminde gençlerin evlerde toplanarak eğlendikleri ve sohbet ettikleri gezeklerde üç telli bağlama ile tanışır. O dönemin ustaları Dülger'in Hüseyin Ağa ve Çerkezler'in Ethem Efendi'den etkilenir ve dersler alır. Askerlik çağında klarnet çalmayı ve okuma yazmayı öğrenir. Askerlik dönüşü evlenir ve şehir merkezine taşınır. Şehir merkezine taşınmasıyla meslek değiştirir ve kahvehane açar. Kahvehanesi Aşık Veysel, Aşık Davut Suları gibi ozanların, Yücel Paşmakçı, Nida Tüfekçi, Özay Gönlüm, Muzaffer Akgün gibi ses ve saz sanatçılarının ve onu dinlemeye gelenlerin uğrak yeri olur. Burada hevesli gençlere ücretsiz ders verir ve çalışmalarını sürdürür. Türküleri seslendirmedeki çok özel ağız yapısı,
sanki ağzında bir lokma ekmek ya da sakız varmış da öyle söylüyormuş hissi ile birlikte sesindeki ton Hisarlı'yı Hisarlı Ahmet yapan en önemli özelliklerindendir. Bağlamasında sağ eliyle taradığı teller sonraları süpürme olarak tanımlanmış ve Hisarlı'nın en belirleyici tavır özelliklerinden bir uygulama olarak nitelendirilmiştir. Kendine has sesi ile birçok türküyü göğün sonsuzluğunda çınlatmış ve bugün klasikleşmiş pek çok türküyü halk müziğine kazandırmıştır. Gidin bulutlar gidin. Feracemin ucu sırma. Hisar'dan inmem diyor. Havada turna sesi gelir. Bunlardan bazıları. Muzaffer Sarı Sözen'in daveti üzerine Ankara Radyosu'na gitmiş ve radyoda kalması teklif edilmiştir. Hacı olduktan sonra elini eteğini çek bu işlerden diyenlere ben sazımla Rabbime sizden daha yakınım demiştir. Kavaflık yaptığı yıllarda sık sık İnegöl'e gitmesinden dolayı İnegöllü oğlu olan soyadı yerine yörede Hisarlı olan lakabını soyadı olarak almıştır. Gidiyorum elveda. Bu can yoluna feda diyerek 4 Ocak 1984'te bulutlar gibi gitti sonsuzluğa. Selam olsun.